Evet arkadaşlar, hepinize kocaman selamlar. Bu videoya her zamankinden daha heyecanlı başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten gelen yenilikler beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı ve PUBG Mobile'le aramı biraz daha düzeltti. Çünkü bu ara arkadaşlar koronavirüsünden dolayı zaten arkadaşlar şu anda önümüzdeki bu dev güncellemenin gecikmesi, 17.0'ın bir türlü gelmemesi. Mesela arkadaşlar emülatörde şu an oyun hileden geçilmiyor. Emin olun ki her oyun hile var. Ama ve lakin bunun sebebi arkadaşlar Çin'de yaşanan bildiğimiz gibi çok büyük bir bela var. Hatta dünyamızın geneline yayılmış durumda şu anda. Koronavirüs dediğimiz arkadaşlar şu anda ötede hemen sınırlarımıza kadar, İran'a kadar gelen koronavirüs ülkede ölüm saçtığı için, ayrıca ülkede mesai saatleri kısıtlandığı için, resmi tatil ilan edildiği için belli bir süre, ayrıca mesai saatleri kısıtlandığı için bildiğiniz gibi PUBG Mobile'ın geliştirici şirketi de Çin'de bulunduğu için arkadaşlar güncellemeler vesaire her şey sarktı. Çin'de ve dünya genelinde de bu koronavirüsü inşallah bir an önce biter. İnsanlar arkadaşlar hasta olmaktan ve bu hastalıkla hayatlarını kaybetmekten kurtulurlar. İnsana önce insan diye bakarım ben, kimseye zarar gelmesini hiçbir zaman hangi milletten olursa olsun istemem. Her birine Allah'tan şifaları diliyoruz, Allah yardımcıları olsun diyoruz ve güncellememizde neler var hızlı bir şekilde ona geçiyoruz. Arkadaşlar önümde şu anda görmüş olduğunuz gibi Beta PUBG Mobile var. Beta PUBG Mobile nedir? Bizim orijinal sürümümüze gelmeden önce buraya gelir ki arkadaşlar, Beta adı üstünde burada oyuncuların belli bir oyuncu kitlesinin denemesine açılır bu, tamam mı? Size en değişik yenilikten bahsedeceğim. Mesela ben şu anda arkadaşlar bir tane takım isteği gördüm. Player profil dedim. Buradan tavuk sisteminde arkadaşlar, tavuk sisteminin, popülerlik sisteminin tamamıyla yenilendiğini söyleyebilirim. Şöyle arayüzü falan komple değişiyor arkadaşlar. Gayet hoş ve güzel bir arayüze sahip oluyor. Şu ankinden çok daha gelişmişe sahip olacak. Ve arkadaşlar bakın, benim yeni keşfettiğim, hani bu genel chat bölümü var ya arkadaşlar, şurada işte motor atana şunu yapıyorum, araba atana bunu yapıyorum. Hani artık abartıyorlar, böyle geliyorum falan bir şeyler diyorlar. Allah onlara akıl fikir versin. Aranızda da onlardan varsa şu anda bu videoyu izleyen, yazıklar olsun sana. Sana tükürüyorum şu anda. Tavuk olarak öyle bir şey geliyor ki arabadan sonra uçak geliyor. Hani 1000 UC değerinde 1000 UC atılıyor ve tam olarak 25.000 popülerlik sağlıyor. Artı 25.000. Hani arabayla falan filan yapanlar uçakla büyük ihtimalle ev ziyaretlerinde bulunabilir. Orası artık terbiyesizlere kalmış. Bilmiyorum. Uçak geliyor arkadaşlar. 1000 UC değerinde ve 25.000 popülerlik katıyor. Hani o genel sohbetteki muhabbetleri görmek istemiyorum. Gerçekten lütfen ne olur orayı gizleyebilme seçeneği olsun. Ben orayı görmek istemiyorum ya. Görmek istemeyenler de gerçekten aşağıda belirsinler arkadaşlar. Uçak geliyor işte. Buradaki yeniliğimiz bu. Ve arayüz arkadaşlar değişiyor. Ayrıca yanılmıyorsam arkadaşlar, şu anda yanlış söylemiyorsam eğer, daha önce okuduğum güncelleme notlara bakacak olursam, takım çağrısı da değişti. Ama ben 5 levelin üstünde olmadığım için göremiyoruz. Dostlar bu arada beni derinden üzen bir SS'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğümde gerçekten içim acıdı. Yani dedim ki neden, hani ne bileyim, hani insanlar dedim beğenmiyor mu dedim. Niye izleyip abone olmuyorlar dedim. Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar, şuraya bakın. %60 oranında abone olmayan insanları izliyor. Yani izliyorlar ama abone olmuyorlar. %70 hatta bu şu anda belki de. Bu geçen ayın oranları. Bu istatistik beni çok üzdü ya. Gerçekten bu videoyu izleyenler arkadaşlar, eğer beğeniyorlarsa içerikleri abone olabilirler. Tamam, beğenmiyorsanız zaten olmayın dostlar. Cansınız. Canınız sağ olsun. Ama izleyip beğeniyorsanız lütfen bir abonelik olarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim her birinize diyerek devam ediyorum. Zaten bahsini geçirmesek olmaz arkadaşlar. Daha önceki güncelleme notlarında da bahsetmiştim. Hatta denemiştik ki görmüş olduğunuz bu silahımız zaten var. Ben bu silahı o kadar merak ediyorum ki arkadaşlar, droptan çıkacak bu silah. Geldiğim bu silahla win alıp yayınlıyorum, tamam mı? Söz veriyorum sizlere de. Bu arada arkadaşlar bu güncellemeler 17.0 ile birlikte gelecek. Çin'de yaşanan sorunlardan dolayı 17.0 bir türlü gelemediği için arkadaşlar üzerine bir şeyler katarak getirecekler. Yani şimdi şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, güncellemede benim en çok sevdiğim şeyi sizlere söylemedim. Onu en sona saklıyorum. PUBG Mobile'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir yeni bir sistem getirecek. Ona bakacağız. Fakat şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Klasik modda zaten burası değişmemiş. Özür dilerim. Yani yanlış anlamayın. RCD moda hardcore mod gelmiş arkadaşlar. Buna ben e-spor modu demek istiyorum. Çünkü ben Steam PUBG'den PUBG Mobile'a gelmiş birisiyim. Bildiğiniz gibi, bilenler bilir. Steam PUBG'de bu vardı arkadaşlar. E-spor modu altında geçerdi. Şu anda hardcore mod adı altında PUBG Mobile'a geldi. Bakın ben buna bayıldım. Ama bahsettiğim yenilik, en sevdiğim yenilik bu değil. Peki bu hardcore mod da arkadaşlar bizi ne karşılayacak?
Bu hardcore modda arkadaşlar görmüş olduğumuz yani duyduğumuz sesleri map'te göremeyeceğiz. Ayak işareti diye bir şey olmayacak. Sadece ve sadece arkadaşlar ses kasarak rakiplerimizi vurmaya çalışacağız. Harita bize herhangi bir ayak sesi infosu da vermeyecek. Görmüş olduğunuz şu an ekrana getirdim. O izi var ya, o olmayacak bundan sonra veya ateş sesinin infosunu da vermeyecek arkadaşlar. Tamamen kastığımız sese göre oynayacağız. Ayrıca arkadaşlar bu modda otomatik toplama diye bir şey olmayacak. Bütün eşyaları aynı PUBG Lite ve Steam PUBG'sinde. Bakın PUBG Mobile Lite demiyorum. Burada yanlış anlayabilirsiniz. Steam PUBG'sinin Lite'ı var ya onda ve PUBG Steam'de olduğu gibi otomatik toplama diye bir şey olmayacak. Ve her şeyi siz kendiniz alacaksınız. Silahlara parçalar otomatik takılmayacak. Kendiniz takacaksınız ve silahlar... Yerden aldığınızda bakın bunun bence normale de gelmesi gerekiyor. Çünkü biz herhangi bir botcamp'e Paradise'a atladığımızda George Bull'a atladığımızda silah alan gerçekten ortalığın ağzına ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar siz 2 saniye sonra bile silah alsanız yargıya geçemiyorsunuz. Çünkü silahın içerisinde mermi otomatik dolmuş geliyor. Bakın bence bunun kaldırılması lazım. Silah içerisinde 30 mermiyle gelmemeli arkadaşlar bence de. Ve bu modda arkadaşlar silah yerden aldığımızda ilk baş reload yapmamız gerekecek. Yani şarjör değişmemiz gerekecek. Tamamen bir e-spor modu diyebilirim. Çünkü her şey profesyonel derecede hazırlanmış. Daha unuttuğum aklımdan kaçan bir şeyler olabilir. Bilenler varsa aklımdan çıkanları aşağı yorumlara yazabilir. Hep beraber bilgilenelim. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Arena tarafında Domination, Assault zaten buradaki her şey sanırım biliyoruz. Ben bunu direkt olarak atlamak istiyorum. Hemen bir altına iliyorum. Playlab bölümünde arkadaşlar Arctic mod. Yani aşırı soğuk modu geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu modda kendi de oynayacağız arkadaşlar. Ve bu weekend'de de geyik vesaire hayvanlar olacak. Bu hayvanları biz pişirip yiyebileceğiz. Soğuktan korunmamız gerekecek. Soğuk bizi öyle bir üşütecek ki arkadaşlar canımız gidecek. Yani soğuktan ölebileceğiz bu. Daha önce bahsini geçirmiştik ama şu anda da tekrardan söyleyeyim. Playlab olarak Paylo adını hemen altında Arctic mod adı altında gelecek. Bunları zaten biliyoruz pek tutulmadı. Ama velakin Arctic modda yani çok güzel şeyler yapabiliriz. Canlı yayınlarımızda bunlar da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki linkten Nimo TV hesabımızı takip ederek de bütün canlı yayınlarımıza katılabilir. Bizle birlikte güzel vakitler geçirebilirsiniz. En samimi dostluklar Nimo'da başlar diyorum. Şöyle buradan infoyu veriyorum ve benim en çok hasta oldum. Yani PUBG Mobile'a küçük bir alkış tuttum ve şu anda tekrardan tutmuş oldum. Güncellemenin sebebi arkadaşlar artık rank sisteminde dev bir güncelleme geliyor ve yepyeni bir rank sistemi geliyor. Dip maçlarımıza TDM attığımız bu dip maçlarımıza arkadaşlar artık rank sistemi getiriliyor arkadaşlar. Bildiğiniz burada da Fatih olabileceğiz. Atmış olduğumuz TDM maçları artık boşa değil arkadaşlar. Onlar da bize rank kastıracak ve hesabımız için faydalı olacak. Ayrıca bununla birlikte yeni ödüller de geliyor. Nedir bu ödüller? Hemen birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bakın sağ tarafta bir klasik sandığın bizi beklediğini görüyoruz. Bronze 5 seviyesine ulaştığımızda ki bu zaten en alt seviye. Bu arada ünvan gibi bir şey görüyorum burada ama arkadaşlar rank in the top. Yani burada bir kasayı görüyorum ayrıca ünvan gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yeni geliyor olabilir. Hemen arkadaşlar bir ilerisinde bronze 4, bronze 3, bronze 2, bronze 1 ve sonrasında silver'a geçiyoruz arkadaşlar. Ya bildiğiniz TDM atarak bunu kasacağız arkadaşlar. Nasıl şu anda biz normal maç atarak hani Erangel'da efendime söyleyeyim Sanok'ta falan normal maç atarak biz nasıl puan kazanarak rank atlıyoruz. Artık TDM'de de rank olacak. Ve TDM'de de rank kasmış olacağız. İsteyenler orada ranklarını kasabilecekler. Ayrıca diyelim ki Asakar'a ulaştınız. Diyorsunuz ki ben burada kalsın istiyorum. Ne aşağı düşeyim ne yükseleyim gibi niyetleriniz olursa arkadaşlar. Bundan sonra TDM'de kasıp hesabınızın değerine bu şekilde değer katabilirsiniz. Silver 2'ye gidiyoruz. Silver 1 altın ardından gold geliyor. Arkadaşlar gold'u bitirdiğimizde platin geliyormuş. Ardından şöyle bir bakalım. Ardından arkadaşlar diamond geliyor. Şöyle ilerliyorum. Diamond 3, diamond 2, diamond 1. Bu arada burası niye değişmiyor lan? Ha, hepsini de kasa veriyor o zaman öyle mi? Hepsini de kasa veriyor. Ha çok özür dilerim. Bir dakika. Tamam çok özür dilerim ya arkadaşlar. Hemen açıklayacağım burayı. Ulan oku bak. Oku diye bir şey var. İnsan okumazsa anlayamaz. Ben okumadım ve anlayamadım. Şu anda okudum ve anladım. Size de açıklayacağım. Bekleyin be. Arkadaşlar bakın. Bu modda Fatih diye bir şey olmayacak ama bu modun Fatih'i as olmuş olacak arkadaşlar. Çünkü gelebileceğiniz maksimum seviye as seviyesi olacak burada. Ayrıca KD'miz falan her şeyimiz olacak. Bakın aşağıda gördüğünüz gibi win rate yani win oranımız ve KD'mizin ve win sayımızın olduğunu görüyoruz. Kaç hani bunlarda hep KD falan oranlarımız olacak. Ya burada ben müthiş bir KD'ya yapmayı düşünüyorum bu arada öyle bir planlamam var. Arkadaşlar touch'tan sonra as geliyor Fatih yok. Ben burada as olduysanız Fatih'siniz demek oluyor arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak sağ tarafta arkadaşlar bize şunu diyor. Diyor ki siz burada diyor gold seviyesine gelin diyor. Ben size diyor bir tane klasik sandık vereceğim.
Sen diyor burada diamond yani elmas seviyesine gel diyor. Ben sana diyor ne vereceğimi daha belirlemedim diyor. Burada arkadaşlar boş şu anda yani şimdi görüyorsunuz. Bunu belirlerler arkadaşlar. Daha buraya gelmemiş anladınız mı? Burada diyor top 1000 yani arkadaşlar hani nasıl Fatih olmak için en iyi 500'e giriyoruz biz değil mi? Yanılmıyorum değil mi şu anda? Yanlış söylüyorsam hadi söyleyin. Burada da en iyi 1000 içerisinde yani top 1'e girersek arkadaşlar Arena Master, Arena Ustası diye yepyeni bir ünvan bizlere geliyor. Ünvan dedim mi akla kim gelir? Şimdi ben ego yapmıyorum burada ama arkadaşlar doğruyu söyleyin sizler de. Bu arada tam şu anda unuttuysanız like'ları aşağıdan basabilirsiniz. Bakın ünvan dedik. En etkileyici serilerimizden bir tanesi gerçekten. Bunun da en kolay yolunu ben size çekeceğim söz veriyorum. Arena Ustası diye bir ünvan gelecek. Yani var ya çok hoş olacak gerçekten süper bir yenilik. Şu şuraya bastığımızda ne oluyor? Ha, burada da arkadaşlar bakın. Bakın dostlar Ranked Arena diye bir bölüm oluşturulacak ve burada da kontrol edebileceğiz. Gerçekten çok güzel yenilikler. Yani artık burada da arkadaşlar bunu biliyorsunuz zaten sanırım. Like'ın da mı rankı? Bu şu anda var mı? Arkadaşlar bu şu anda var mı? Bunu yorumlarda lütfen söyleyin ama. Yok. Like ranking mi? What the fuck? Ana. Ya bunlar da yeni olabilir arkadaşlar. Emin değilim ben de yeni görmüş olabilirim bu arada. Pek kurcalamıyorum buraları. Sonuç itibariyle dostlarım. Güncellemedeki her şeyi size vallahi öyle çenem şu anda koptu. Ne konuştum ya? Allah Allah. Siz beni nasıl dinlediniz bunca dakika? Benim şu anda kendi konuşmamdan başım ağrıdı. Ve bunu söylüyorsam ben eğer şu an bu dakikaya kadar izleyen bütün kardeş ve abilerimin canını yiyeyim yani artık. Ne diyeyim arkadaşlar gözlerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık, canımsınız. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir, sunabilmişimdir. Önümüzdeki dev güncelleme arkadaşlar bunlardan ibarettir. Var olan herhangi bir soru işareti varsa kafanızda yorum bölgesinden bana sorabilir veya Instagram adresimde direkt mesaj yoluyla da aşağıda linkini bırakacağım. Oradan da sorabilirsiniz. Umarım yeterince açıklayıcı bir şekilde sizlere bu bilgileri paylaşabilmişimdir diyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Bay bay.